İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar matematik dersindeyiz. Artık uzunluk ölçmeninde sonuna geldik. Yere batan sarnıcı girişinde sıra diyor. Burada tahmini de göreceğiz şimdi. Yere batan sarnıcına görmeden gitmek olmazdı. İyi ki geldik diyor. Yere batan sarnıcının sırası var. Hemen burada bakın, herkes sıraya girmişler. Ufuk'la Özge tabii kendi aralarında konuşuyorlar. Şimdi tamam, burayı görmeye geldik ama sıra var diyor. Evet, ama sırada çok kişi var. Yerdeki karoların boyu 1 metre olsa giriş sırası 4 metre uzunluğunda vardır diyor. Tahmin ediyor. Gerçek sonuç değil. Ya bu böyleyse diyor. Bunların her biri 1 metre ise diyor. 1, 2, 3 ve 4 metrelik bir sıra var diyor önümüzde. Evet, hemen devam edelim konuyu. Umut giriş sırasının uzunluğu hakkında ne söylüyor? Tahmin yaparlarken nelere dikkat ediyor, nelerden faydalanıyor diye soruyor. Biz de diyoruz ki karolara göre 4 metre sıra var diyor. Çünkü tahmin ne yapıyor? Karolara göre yapıyor. Siz bu sıranın uzunluğunu nasıl tahmin edersiniz diyor. İki insanın 1 metrelik yer kapladığına göre tahmin ederdim diyorum. Yani şurada iki insan 1 metre ise bu ikisi 1, 2, 3, 4 metre gibi diyebilirdim. Ya da 4,5-5 metre diyebilirdim. Böyle bir tahmin yapabilirdim diyoruz. Şimdi bakıyoruz, sıra sizde kısmı var. Sıra sizde de diyor ki sizce sınıfınızın uzunluğu okulunuzun giriş kapısına kadar olan mesafe kaç metredir? Tahmininizi neye göre yaptınız? Şimdi giriş merdiveni 10 metre olarak düşündüm. Bizim sınıf 2 sınıf ileride olduğu için İki sınıfta 14 metre, 7'şerden 14 metre eder. O zaman ne yapar? 14 metre iki sınıf, 10 metrede merdivenler, 24 metre tahminim diye böyle bir tahminde bulundum. Devam ediyoruz şimdi. Uzunlukların tahmin edelim diyor. Cetvel renk metre, renkli kalemler olabilir diye. Sıra arkadaşlarınızla eş olalım diyor. Aşağıdaki tabloda verilen uzunlukları santimetre ya da metre cinsinden tahmin edelim diyor. Daha sonra da bu uzunlukları cetvel ya da metre kullanarak ölçelim diyor. Tahminlerinizi ölçme sonuçlarına göre karşılaştırın diyor. Şimdi sınıfın penceresinin boyunu tahminin 1 metre 50 santimetre. Sonucu ölçme sonucum ise 1 metre 60 santimetre geldi. Sıranın yerden yüksekliği 1 metre gibi tahmin ettim. Ama ölçtüğümde 90 santimetre geldi. Öğretmen masasının boyu 1 metre 20 santimetre ama 1 metre 20 santimetre yine gerçek sonuçla çok yakın tutturmuşum. Aynısını söyleyebilmişim. Silginin uzunluğunu 3 santimetre olarak düşündüm ama 4 santimetre geldi ölçtüğümde. Siz de bu şekilde yapıp ölçüp yapabilirsiniz. Tahmin ederken nelere dikkat ettiğinizi, nelerden faydalandığınızı açıklayalım diyor. Tahmin ederken daha önce yaptığım ölçümlerden faydalandım. Yani tahminde daha önce ölçtüğüm için 1 metrenin ne kadar uzunluğunu, 1 santimin ne kadar olduğunu tahminden önce, daha önce ölçtüklerim için orada ne yapıyorum, oradan bilebiliyorum. Sıra sizde diyor. Sınıfta bir arkadaşınızın boyunu tahmin ediniz. Daha sonra cetvel kullanarak arkadaşın boyunu ölçünüz. Tahmininizle ölçme sonucunu karşılaştırınız. Şimdi Esila'nın tahmini boyu 1 metre 30 santimetre dedik. Cetvelle ölçtüğümüzde de Esila'nın gerçek boyu 1 metre 35 santimetre diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor. Bir konumuz kaldı, tartmayla ilgili. Gelecek dersimizde onu işleyeceğiz. İyi günler diliyorum.